bir test. Yanlış olduğunu anlamamız için bir test yapıyorum. Bak bileğim nasıl oynuyor. Bak bu ciddi bu arada. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bileklik sarımı ile ilgili bir video çekeceğiz. Kanalda böyle ufak ufak ipuçları da olacak. Yani çok detaylı videolar haricinde böyle şeyler de olacak. Daha basit videolar. Evet, daha basit videolar olacak. Şimdi elimde bir tane bileklik var. Ya da ne dedim? Üresra. Değil mi? Şimdi ilk önce bilekliği niye sarıyoruz? Bilekliğin amacı ne? Onu söyleyeceğim. Ondan sonra yanlış sarımları da göstereceğim. Doğru sarımları da göstereceğim. Bana göre. İsterseniz siz de deneyin. Sonra bir test yapacağız. Orada görürüz hangisi doğru. Doğru mu değil mi? Onu da görürüz. Biraz sanki birine laf sokuyormuş gibi oldu. Aynen. Şimdi bileklik nasıl sarılır? Bir de nasıl sarılmaz onu göstereceğim. Önce şeyi söyleyeyim. Bilekliğin amacı bileğinizi bu şekilde dümdüz tutmak değil. Geriye bükülmüş bileğinize destek olması. Bilekliğin amacı bu aslında. Şimdi önce yanlış sarımı göstereceğim. Birkaç tane. Şimdi geldim. Tam bileğine bu şekilde sardım. Bir de çok sıkıyorlar. Sanki burada şey kan dolaşımını böyle kesecek gibi. Sanki eli kesecek gibi. Şimdi bilekliği bu şekilde saracağız. Bu yanlış bir sarı. Neyi yanlış? Bak şimdi göstereceğim. Bu direkt orijinal test. Şimdi mesela bilekliği bu şekilde taktım. Neden? Nasıl yanlış olduğunu anlamamız için evet, bir test. Yanlış olduğunu anlamamız için bir test yapıyorum. Bak bileğim nasıl oynuyor. Bak bu ciddi bu arada. Bak bileğim ne kadar rahat oynuyor. Burada bu süs. Aynen şimdi, bir şey yaramıyor evet, yani şu an. Bunu istiyorsan al böyle boynuna sar. Aslında neredeyse hiçbir farkı yok. Bir şey yaramıyor. Sadece aynen, orada. Bir şey yaramıyor. İkinci hata bilekliği bu sefer de çok fazla ele sarmak. O da bir hata. Onlar da şöyle yapıyor. Şöyle yapıyor. Şimdi buraya sardı. Şimdi böyle çok yukarı sardı. Eline şimdi şey yaptı. Şimdi elinin yine aynı şekilde bileğim oynuyor. Bileğim oynuyor. Şimdi test oldu. Evet. Şimdi bu bileklik elinizi sarmış. Bilekle bir bağlantısı yok. Burada boşluk var. Yani buradan bir bağlantısı yok. Bunun da sizin bileğinize hiçbir desteği yok. Doğru şekilde nasıl sarılır ben göstereyim. Şimdi amaç bileğimle elimi birbirine bağlamak. Sararken bilekliğin büyük çoğunluğu bileğimde olacak. İlk başta şöyle çapraz yaptım hafif. Bir şey olmaz. Sardıktan sonra da göstereceğiz. Yaptım. Kitledim. Elim çok fazla oynamıyor. Az önce Yakup nah testi yapmıştı. Çok fazla oynuyordu. Tamam. Elim de çok buruşmadı. Az önce videodan ben fotoğrafını da koyacağım. Tamam, az önce Yakup'un şöyle görünüyordu. Elim de çok buruşmadı. Bileğim de gayet sıkı. Şöyle görünüyor. Bu arada onu çıkarsam da artık bir sorun olmayacak. Çok az daha yukarı sarılabilir mesela bu. Evet. Az daha yukarı sarılabilir. Bu böyleydi. Şimdi bilekliği sardım. Onu da göstereceğim. Tamam ben sorayım sorumu. Tamam. Şimdi bileğimi preslerde düz tutmazsam bileğim ağrımaz mı? Bükülü konumda tutması diyorsun ya bilekliğin amacı. Yani ağrıyabilir. Doğru. Ağrıma ihtimali var. Ama mesela ben bileğimi daha çok düz tutmaya çalıştığımda daha çok bileğim ağrıyorum. Benim bileğim mesela bu pozisyonda niye ağrımıyor? Çünkü biz onu daha önce gösterdik. Getir oradan bu sopa. Barı böyle tutmuyoruz biz hiçbir zaman. Barı bu şekilde tutup zaten düz tutmaya çalışsam bar buradan baskı verdi. Yani, şöyle göster. Öyle göster. Yani barı bu şekilde koymuyoruz elimize. Barı daha çapraz. Tam buradan koyduğun zaman bileğin zaten doğal olarak biraz geri gidecek. Şuradan çek. Buradan anlaşılıyor mu? Şimdi geri gidecek ama şimdi bar burada. Direkt baskıyı burada uyguluyor. Ben daha yukarıdan tutup dik tutmaya çalışsaydım. Şöyle olsaydı belki daha çok baskı olurdu. Bileğimi büktüm bileğim ama büküp, ağırlığı iyice şuna koydum. Ağırlığı parmak ucumda olsaydı kesin ağrı olurdu. Neydi şu amele grip elini parmağını takmadan yaptığın dead grip mi deniyordu? Unuttum adını. Şu şekilde tutuyorlar ya iyice ağırlığı da arada, geriye koymak zorundalar. Kaymaması için. Aslında.
Evet, biraz öyle oluyor. Geri koymak zorundalar ama mesela bu şekilde de doğru bir tutuş yapılabilir. Bu şekilde de bu şekilde tutabilirsiniz mesela. Parmak uçlarınız tabii böyle ki olur. Bu biraz bulldog gribe benziyor. O gripleri de anlatacağız bu arada. Öyle de olabilir. Evet, şimdi bugünlük bu kadardı. Böyle ufak tefek videolar yine olacak. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Hemen söyle. Bu arada biraz önce belirtmeyi unuttuk. Powerlifting yarışmalarında bilekliğin bu kısmını parmağınıza takamazsınız. Bunu sardıktan sonra mutlaka buradan çıkarmanız lazım. Bu yasak. Onu belirtmeyi unuttuk.